Teşekkür ederim. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Millet İttifakı olarak bu ülkeye gerçek anlamda adaleti, gerçek anlamda hukuku getireceğiz. En ufak bir endişeniz olmasın. Biz onlar gibi değiliz. Biz toplumda asla ve asla ayrımcılık yapmayız. Bu ülkede bayrağımızın altında herkesin huzur içinde yaşamasını isteriz. Beraber yaşayalım diyeriz. Ve birlikte yaşamaktan onur duyarız, kıvanç duyarız. Hiç kimseyi kimliğinden ötürü, hiç kimseyi yaşam tarzından ötürü, hiç kimseyi başka bir nedenle asla ve asla ayrımcılık yapmadan kucaklayacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Güzel bir Türkiye'yi, beraberce yaşayacağımız güzel bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Yeniden inşa edeceğiz derken neyi kastediyorum? Devletin yapılanmasında ciddi bir çürümenin olduğunu biliyoruz. Mafyanın devlet yönetiminde zaman zaman etkin olduğunu da biliyoruz. Bazı grupların iktidar sahipleriyle birlikte fotoğraflar çektirdiğini de biliyoruz. Emin olun, ister adı Beşli Çete olsun, ister adı uyuşturucu baronları olsun, bu ülkeden tamamının kökünü kazıyacağım. Tamamının. Bu ülkede görev yapan onurlu kamu görevlileri var. Eğer siz görevini yapan polis arkadaşa, arkadaş uyuşturucu baronlarını yakala derseniz, hiç kimse engel olmayacak diye güvence verirseniz hepsini tek tek yakalar ve getirir. Ama iktidar sahibi uyuşturucu baronuyla fotoğraf çektiriyorsa, uyuşturucu baronlarını hapishanelerden çıkarıyorsa, uyuşturucu baronlarının sırtını sıvazlıyorsa bunlar olmaz. Biz neyimize güveniyoruz? Bir tek şeye. Hesabını vermeyeceğimiz hiçbir şey yok. Her şeyin hesabını veririz. Yüce Tanrı'dan, Allah'tan başka korkacak hiçbir şeyimiz yoktur bizim. Elbette ki baskılar geliyor. Elbette ki tehditler geliyor. Bunların hepsi olur. Ama şunu bilin, vız gelir, tırıs gider. Asla ve asla ödün vermeyeceğiz. Asla ve asla. Ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Kadını erkeğiyle, yaşlısı genciyle birlikte yaşamak istiyoruz. Doğusu batısı, güneyi kuzeyi birlikte beraber olmak istiyoruz. Türkülerimizi, halaylarımızı beraber söyleyip beraber oynamak istiyoruz. Kavganın bu ülkeye getirdiği hiçbir yararı yok. Kavganın sadece ve sadece hüzün ve acı getirdiğini biliyoruz. O zaman niye kavga ediyoruz? Siyasetçiler kavga ettiriyorlar. Kavgadan medet umuyorlar. Size sözüm var, ahdim var. Ne olursa olsun bu ülkeye gerçek anlamda huzuru getirmek için hep mücadele edeceğim. Ve bunun kavgasını vereceğim. Hatırlar mısınız? Hatırlar mısınız? Yerel seçimlerden önce propaganda yapıyorlardı. Aman ha, sakın CHP'li belediyelere oy vermeyin. Ne olur yardımlar kesilir. Ne olur şu olur bu olur. Bir sürü şeyler söylediler. Ama belediye başkanlarımız görevlerine başladılar. Görevlerini yapıyorlar. Dikkat buyurunuz. Harcadıkları her kuruşun hesabını veriyorlar. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Harcadığınız para sizin paranız değil. Vatandaşın parası. Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını millete verdiğiniz zaman belediye başkanı ile belde halkı arasında sağlıklı bir güven ilişkisi doğar. Evet, parayı veriyoruz. Evet, vergimizi veriyoruz. Ama helal olsun, harcıyor, hesabını da veriyor. Hesap vermenin onurlu bir görev olduğunu bilmenizi isterim. Bir siyasetçi için
En önemli görev halkına hesap vermektir. Halkına hesap veremeyen veya hesap vermekten kaçınan bir siyasal lider bilin ki malı götürüyordur. Ona izin vermeyeceğim. Bir şey daha söyleyeyim. İktidar sahipleri, yani devleti yönetenler, devleti yönetirken zenginleşiyorlarsa bilin ki malı götürüyorlar. İktidar sahipleri devleti yönetirken harcadıkları her kuruşun hesabını vermek zorundadırlar. Biz belediye başkanlarımızdan başladık. Hesabını veriyoruz. Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmayın dedim. Ama bir istisna söyledim. Fakir mahallelerden başlayın. Oraya hizmet gitmemiş olabilir. Fakir mahallede yaşayan çocukların da oynamaya, eğlenmeye, karınlarının doymasına ihtiyaç var. Oralara kreş yapın. Anne güven içinde gelip çocuğunu oraya bıraksın. Taziyeye gidebilir, düğüne gidebilir, alışverişe gidebilir. Ama şundan emin olur. Evet oğlum, evet kızım, evet evladım şu anda kreşte. Arkadaşlarıyla oynuyor, şarkılar söylüyor, oyun oynuyor, uykusunu alabiliyor ve daha sonra da ben akşam güven içinde gidip evladımı alıp evime götürüyorum. Belediye başkanlarıyla halk arasında böyle bir sıcak ilişkinin kurulması, dediğim gibi güvenin pekişmesi açısından son derece önemli. Bütün bunların tamamını Vahap Başkan dedi ki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek oyu burası alacak, illerden birisi olacak diye. Yanımda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oturuyordu. Herhalde bu konuda ciddi bir rakip olacağız dedim. Hiç endişe etmeyin. Bu ülkede yaşayan insanların ferasetine güveniyorum. Yeter artık dememiz var. Yeter ya. Milleti soydunuz. Milleti batırdınız. Açlık sefalet diz boyu. Türkiye'yi buradan çıkaracağız. Beraber çıkaracağız. Birlikte çıkaracağız. Onurumuzla ve gururumuzla çıkaracağız. Sandığa gideceğiz, oy vereceğiz ve demokrasiden yana, insan haklarından yana bir siyasal iktidara getireceğiz. O zaman göreceksiniz güzel bir Türkiye nasıl büyürmüş, güzel bir Türkiye nasıl kalkınırmış, güzel bir Türkiye nasıl yönetilirmiş. Sadece bölgemize değil dünyaya da göstereceğiz. Zengin bir ülkeyiz. Her türlü imkanımız var aslında. Taşımız, toprağımız, her şey bereketli. Şanlıurfa'ya gittim, bakın bir şey anlatayım. Şanlıurfa'ya gittim. Üreticiler, yani çiftçiler, elektrik faturalarından şikayetçiler. Çok pahalı, elektrik çok pahalı diye. Şunu söyledim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. En geç 2 yıl içinde Şanlıurfa'daki bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz dedim. Mümkün mü? Evet mümkün. Allah'ın güneşi bedava. Panelleri yaparsınız, elektrik üretirsiniz, kooperatifi kurarsınız. Çiftçi hem elektriği ücretsiz kullanır, artan elektriği de satarsınız. Çiftçi ayrıca gelir elde eder. Niçin? Dışarıdan doğalgaz almıyorsunuz, dolar ödemiyorsunuz. Petrol almıyorsunuz, doğalgaz ödemiyorsunuz. Kömür almıyorsunuz, doğalgaz ödemiyorsunuz. Ne var? Allah'ın güneşi, o da bedava. Bunlar yapmıyorlar. Neden? Lobilere teslim olmuşlar. Lobilere çalışıyorlar. Biz lobilerin değil, vatandaşın hakkını ve hukukunu savunacağız. Efendim güzel otobüsler hizmete girecek. O otobüslere bineceksiniz. Özellikle öğrencilerin 1 liraya bu otobüslere binmeleri de son derece güzel bir olay. Belediye başkanımızı bu çerçevede yürekten kutluyorum. Öğrencilere her türlü imkanı sağlamamız lazım. Çünkü onlar hem bugünümüz hem geleceğimiz. Ayrıca gençlerden bir şey istiyorum. Sandığa efendim ben gitmesem de olur değil. Bütün gençlerden, 6 milyona yakın gençten sandığa gitmelerini istiyorum. Eğer bugün şikayet ediyorsanız, şikayet ettiğiniz alanların şikayet konusu olmaktan çıkmasını istiyorsanız sandığa gideceksiniz
demokrasiden yana oy kullanacaksınız. Bir kişiye asla ve asla bir devlet teslim edilemez. Dünyada bir kişiye teslim edilen devletler yok olmuşlardır. O nedenle biz ortak aklımızı kullanacağız. Beraber yöneteceğiz. Birlikte yöneteceğiz. İstişareyle yöneteceğiz. Ne demiş atalarımız? Akıl akıldan üstündür diye. Onun için danışmak son derece değerlidir. Onun için birlikte çalışmak son derece değerli ve önemlidir. Bunu yapmanın yolu sizin sandığa gitmeniz. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Hep birlikte bir tek adam rejimini demokratik yollarla tarihe gömelim. Bu hepimizin üstüne düşen temel bir görevdir. Bu görevi yapmaya hepinizi davet ediyorum. Bu vesileyle bizi buluşturan Vahap Seçer arkadaşıma hepinizin huzurunda da yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Hepiniz sağ olun, var olun efendim.